Altın Kum Plajı. Aydın'ın en güzel plajları arasında bulunan Altın Kum Plajı Mavi Bayrak ödülü almıştır ve şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Plaj uzunluğu 500 metre olup genişliği ise 15 metre. Didim Akbük Beldesi. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı bir belde olan Akbük, tarihi zenginlikleri, masmavi denizi, yemyeşil doğasıyla Ege'nin en güzel tatil yerlerinden birisi. Belde merkezini görmenizi ve etrafı güzelce gezip dolaşmanızı tavsiye ederiz. Kuşadası Milli Parkı. Kuşadası Milli Parkı, Aydın şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta olup mavi ile yeşilin buluştuğu önemli gezi rotalarından birisi. Kuşadası Milli Parkı 1966 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş. Afrodisias Antik Kenti. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan antik kent, iyi korunmuş anıt yapılarıyla Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından birisi. İlyas Bey Külliyesi. Aydın'ın en görkemli yapıtlarından biri olan İlyas Bey Külliyesi, sahip olduğu mimari özellikleriyle ve çevresindeki belli dönemlere ait kalıntılarıyla şehrin en görülesi mekanların başında gelmekte. Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan vakıf eser, Orta Çağ Türk İslam mimarisinin önemli örnekleri arasında yer almakta. Zeus Mağarası. Aydın Kuşadası'nda bulunan Zeus Mağarası, Dilek Yarımadası'nın girişinde bulunmakta. Mitolojiden izler taşıyan Zeus Mağarası, Kuşadası'nda keşif yapanların uğrak yerlerinden birisi. Kurşunlu Manastırı. Dilek Yarımadası'nın içerisinde yer alan Kurşunlu Manastırı içinde kiler, keşiş odaları, mutfak, revir, şapel, mezarlık, savunma odaları, manastır surları ve sur mahzeni bulunmakta. Güvercinada Kalesi. Aydın'ın tarihi mekanlarından biri olan Güvercinada Kalesi, Kuşadası'na bağlı olan Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bulunmakta. Mehmet Paşa Kervansarayı. Aydın Kuşadası'nda bulunan Mehmet Paşa Kervansarayı, 1618 yılından bu yana varlığını korumayı başarmış, tarihi mekanlardan birisi olarak karşımızda durmakta. Saplıada. Tepeden bakınca limana bir kaşık gibi uzanan görüntüsüyle muhteşem bir manzarayı gözler önüne seren Saplıada'nın Ege Denizi'nde meydana gelen bir volkan patlaması sonucu etrafa saçılan küllerin birikimiyle oluştuğu tahmin edilmekte. Günümüzde hala bu çöl katmanını görmek mümkün.